Hanımlar selamlar. Şimdi sizinle çok lezzetli bir portakallı kek yapacağız. Önce portakallı şekerleme yapıyorum. Bu üzerini süslemek için sadece. Opsiyonel, bunu yapmak zorunda değilsiniz ama çok güzel bir lezzet verecek. Aynı zamanda görüntü olarak da güzel olacak. Portakalları dilimleyip üzerine şekerini ekledim ve üzerine geçecek kadar da su ekliyorum. Şimdi bunları güzelce kaynatacağım şerbetin içinde. Sonra da fırınlayacağım ve güzel bir portakal şekerlemesi olacak. Bunları bir süre kaynattıktan sonra fırın tepsisine diziyorum. Ve bu şekilde fırına vereceğim. Kekimizin içine ilave etmek için portakalımızı sıkıyoruz arkadaşlar. İki portakal suyu kullanıyoruz. Bir tanesinin kabuğunu rendeledik. Şimdi hemen kek hamurunu yapmaya başlıyoruz. 3 yumurtanın üzerine toz şekerimi ekledim. Ölçüleri açıklama kısmına yazacağım. Önce bunları güzelce bir çırpıyorum. Üzerine sıvı malzemeleri ilave ediyorum. Az önce suyunu sıktığımız portakalı ekliyoruz. Şöyle bir tekrar karıştırıyoruz. Ununu ilave ediyorum. Kakao ekliyorum. Portakal kabuğu rendesini ekliyorum. Portakal kabuğu ve kakao hakikaten çok yakışıyor. Kabartma tozu ve vanilyasını da ilave ediyorum ve artık şöyle söndürmeden alttan üste güzelce karıştırıyorum. Bir kek kalıbına döküyorum. 180 derece fanlı fırına veriyorum. Güzelce pişsin. Sonra üzerini süsleyeceğiz birlikte. Burada çikolata sosumu da hazırladım. 100 ml kremanın içine 100 gram çikolata ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Kremayı kaynama noktasına getirdikten sonra. Bu şimdi hazır. Kekimizi fırından aldık ve şimdi şöyle çevirdim. Üzerini süslemek için hazır. Hazırladım çikolata sosunu. Üzerine şöyle gezdiriyorum. Güzelce portakallarımızı diziyoruz. Şöyle ortadan böldüm ve şekerleme şeklinde fırından çıktı. Of, o kadar güzel ki. Vallahi o kadar mis gibi kokuyor ki arkadaşlar. Anlatamam size kokusunu. Şöyle size doku testini de göstermek istiyorum. Yumuşacık harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Tarifini açıklamalar kısmında detaylıca izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz.